Mardin ve çevresinde uzun senelerdir hizmet sunmakta olan İhram Turizm, Hac ve Umre organizasyonlarını ziyaret ediyoruz şimdi. İzleyelim. Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri. Mardin'deki yolculuğumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Mardin'de bulunan İhram Turizm, Hac ve Umre Seyahat Ajantası'na konuk olduk. Yanımda da bu işletmenin sahibi Enver Bey bulunuyor. Enver Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Enver Yıldız, Kızıltepe doğumluyum. 1976 yılından beri bu sektöre 3 yıldır girmiş bulunmaktayız. Peki burada müşterilerinize ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? Burada hac, özellikle hac ve umre seyahat ajantası olarak hizmete başlamış bulunmaktayız ve bu hizmetleri hac ve umre seyahat ajantası olarak hizmetleri sunmaya başlamıştık. Şimdi ilk olarak hac ve umreden bahsedelim istiyorum. Diyelim ki ben hacca gitmek istiyorum. Bunun için bir prosedür var mıdır veya bir kural var mı hacca gidebilmem için? Evet, hacca gidebilmeniz için ilk etapta Diyanet İşleri Başkanlığı'na müracaat edip orada kayıt oluşturuyorsunuz. Kura çekildikten sonra kura sonucunda isminiz şayet çıkarsa bunu isterseniz acentenizden de talep ediyorsunuz, isterseniz Diyanet'le gidebiliyorsunuz. Peki hacca giderkenki süreçten de biraz bahsedelim istiyorum. Nasıl bir süreç oluyor, ne kadarlık bir zaman dilimi oluyor gidebilmek için? Şimdi hac sezonu başlamadan yaklaşık 4,5-5 ay öncesinden kura çekimleri yapılır. Kura çekimleri yapıldıktan sonra pasaport işlemleri gerçekleşir. Pasaport işlemleri yaklaşık bir 20 gün falan sürmekte. Ondan sonra hac umre seyahatine başlanır. Şimdi burada hac ve umre seyahatinin dışında yurt içi ve yurt dışı programlarınız da oluyor, çalışmalarınız da oluyor. Bunlardan da bahsedelim. Hangi iller ve ülkelerle çalışıyorsunuz? Özellikle ki biz kendi ilimizi tanıtma babında, biz turlar düzenliyoruz. Batı'dan TÜRSAB'a bağlı bölgesel yürütme kurulları başkanlıklarından biz kendileriyle iletişime geçiyoruz. Ve ilk önce kendi illerimizi tanıtıyoruz. İllerimizi tanıttıktan sonra kendi buradaki hemşerilerimizi Batı'ya doğru, Batı'yı tanıtma babında geziler düzenliyoruz. Onun haricinde yurt dışı olarak biz bağlantılarımızı başlatmış bulunmaktayız. Şu an için Tayland'la bağlantılara başlamış bulunmaktayız. Oraya da inşallah turizmimizi götüreceğiz. İnşallah. Bu arada şuna da değinelim istiyorum. Kişiler size başvuruda bulunduğu zaman sonrasındaki süreçten de biraz bahsedelim. Nasıl oluyor? Şimdi kişiler bize müracaat ettikten sonra umre yapacak olan misafirlerimiz bize müracaat ederler, pasaportlarını bize getirirler. 15-20 gün zarfında biz vizelerini, uçaklarını, transferlerini, her şeyini ayarlarız. Suudi Arabistan'daki transfer işlemleri olsun, otel olsun, konaklama olsun, efendim ben söyleyeyim, tüm hizmetlerini biz turumuzu ayarladıktan sonra onları biz götürüyoruz. Bir de hediye ve promosyonlarınız oluyor sanırım. Bunlardan da bahsedelim biraz. Şimdi biz promosyon olarak bir umrecinin kullanabileceği bir valiz, bir el çantası, bir de terliğini koyabilecek bir sırt çantası olarak promosyonlarımızı veriyoruz. Peki Enver Bey, yurt içi ve yurt dışı bilet organizasyonlarınız nasıl yapılıyor? Bilet organizasyonlarımızı biz burada kendimiz Türk Hava Yolları'yla, Anadolu Jet'le, efendim ben söyleyeyim Pegasus'la, onun haricinde biz charter uçaklarımız var. Onlardan temin ediyoruz. Burada kaç kişilik kadroyla hizmet veriyorsunuz? Şu an için 8 kişilik bir kadromuz var. O kadromuza istinaden biz hizmetlerimizi sunuyoruz. Buranın dışında başka bir şube var mı? Şu an için hiçbir şubemiz yok ama şube açmayı düşünüyoruz. İnşallah olacaktır. Türkiye'nin her tarafında inşallah. İnşallah. Röportajımı sonlandırmadan önce söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Bizi dinleyecek olan tüm seyircilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İhram Turizm'i tercih edebilirler ve her zaman biz onlar için hazır vaziyette bulunmaktayız. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederim efendim, çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, Mardin'de bulunan İhram Turizm Seyahat Ajantası'na konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak?